ırkçılık ve ayrımcılık günümüzde aslında çok ciddi bir sosyolojik patoloji ya da hastalık. Yani çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesinin ırkçılık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunun etrafında o kadar çok şey oluyor ki ırkçılığın yanında ayrımcılık, İslamofobi, nefret suçları, bütün bunlara baktığımızda aslında temelinde bütün dünyada yaşanan bir medeniyet krizinden bahsedebiliriz. Bizim Ferguson'da bugün gördüğümüz, Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz aslında iceberg'in yani buzdağının sadece biraz ucunu görüyoruz. Biraz daha derinlemesine baktığımızda aslında bugün özellikle Batı dünyasında çok ciddi ayrımcılıkların, ırkçılıkların olduğunu görebiliyoruz. Bu sadece renklerle alakalı bir şey değil. Yani ırklar üzerinden cereyan eden bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde elbette ki siyah beyaz ayrımı çok belirgin bir şekilde görünüyor. Ama başka ülkelere baktığımızda oralarda Müslüman, gayrimüslim, işte mezhepsel bir takım ayrışmalar. Bütün bunlara bakıldığında yani modern bir dünyada yaşıyoruz. İşte daha demokratlaştığımızı söylüyoruz. İşte Fukuyama'nın tarihin sonu dediği gibi artık liberal demokraside en üst düzeye geldi. İnsanlık nirvana'ya ulaştı diyoruz. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu olay bize gösteriyor ki insanlık tarihinin aslında geçmişte kalması gereken pek çok hastalıkları bugün de cereyan ediyor. Ben aslında 1960'lara doğru giderek bu tür konuları incelemenin gerektiğini düşünüyorum. Bir konuşmayla başlayalım. Yani Martin Luther King siyahi olarak belki de sivil haklar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işin bayraktarlığını yapan kişi 1960'lı yıllarda 1 milyon kişiye şöyle bir hitapta bulunuyor. Bir hayalim var. Bu hayal neydi o zaman? Siyahlarla beyazların eşit olduğu, renklerden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir hayal. Bakın 1960'lardan bahsediyoruz. Yıl 2015. 2008'de Obama siyahi birisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de başkan olmuş durumda. Bütün bu dönemlerde biz hep şunu varsaydık ya da insanlık bunu görmeye çalıştı. Ya işte Amerika Birleşik Devletleri'nin örneğinde gördüğü gibi ırkçılık bitti, ayrımcılık bitti. Ama öyle olmadı, açık, net ve kesin. Bunu nereden biliyoruz? Bunu biraz aslında kölelik tarihinden falan da biliyoruz. Yani bugün siyahiler Amerika Birleşik Devletleri'nde, Müslümanlar başka ülkelerde ya da işte göçmenler ve mülteciler bir takım ülkelerde modern köleler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu kölelikten kurtulabilmiş değiller. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1600'lerden başlayıp ta 1850'lere kadar bir resmen tanınmış devlet tarafından da desteklenmiş bir kölelik rejimi vardı. 1800'lerin başlarında Amerika'da 4 milyon alınıp satılan köle vardı. Bu bahsettiğimiz insanlar bunların torunları. Ve zannediyoruz ki biz Amerika Birleşik Devletleri işte dünyanın imparatoru bugün. Ekonomik olarak gelişmiş, 50 bin dolar neredeyse kişi başına düşen milli gelir var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri zengin bir ülke. Ama Amerika'nın omurgasını oluşturan WASP denilen beyaz, Anglo-Sakson ve protestan olan kişilerdir. Bunlar Amerika'nın özünü oluşturan gruplardır. Bunların dışındaki herkes ötekidir. İspanyolca konuşanlar öyledir. İşte zenciler veya siyahiler öyledir. Bu sivil haklar vesaireler hepsi oldu ama öyle acılar yaşadı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Siyahiler beyazlarla aynı okullara kabul edilmediler. Siyahilerle beyazlar aynı trene, aynı uçağa, aynı otobüse bindirilmediler. Bakın çok eskilerden bahsetmiyorum. 60'lardan bahsediyoruz. Yani bundan 30-40 sene veya 50 sene önceden bahsediyoruz. Şimdi çok önemli iki tane film aslında bize bunları anlatıyor. Biraz popüler kültür üzerinden de bunları görelim. Yani Charles Ray'in hayatını anlatan meşhur cazcı. Şimdi Amerikalılar çok şundan çok memnunlardır biliyor musunuz? Yani siyahi birisi atlet olur, müzisyen olur. Çok bunlar başarılılardır dünyada. İşte Amerikan, işte bakın nasıl Amerikalı oldu bunlar. Amerikan kimliğini benimsedi derler. Ama bu mesleklerin dışına baktığımızda ya da bu aktivitelerin dışına baktığımızda görürsünüz ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyoekonomik olarak eğer bir merdivenden bahsediyorsak bu merdivenin en dibinde olanlar siyahilerdir. Ve en fazla suç işleyenler, bakın suça itilenler daha doğrusu, suç işleyenler tabiri yanlış da. Çünkü öyle yapısal problemler oluşturulmuştur ki, bugün Washington'da Beyaz Saray'ın civarı değil mi, çok zengindir. Ama Washington'ın kenarına, köşesine, banliyölerine doğru gitmeye başladığınız andan itibaren inanılmaz yoksul bir kesim vardır. Enteresan bir şekilde aslında Washington içinde de hemen Beyaz Saray'a bitişik mahalleler zenci mahalleleridir. Evet. Ve çok fakirdir. Fakirdir yani. Ve oralarda bu bahsettiğimiz fakirlik ve bununla ilintili olan eğitimde başarısızlık, istihdamda problem, suç, uyuşturucu, bütün bunların birbirini besleyen şeyler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemi kısaca açıklamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahallede alınan vergiler ve mahalledeki özellikle işte evler için, konutlar için ödenen vergilerden bir takım paylar gider okula, doğrudan doğruya. Bu şu demektir. Yani lüks bir mahallede yaşıyorsanız sizin okulunuz otomatikman lükstür zaten. Öğretmeni de daha iyidir, güvenliği de daha iyidir. Ama siz emlak fiyatlarının ve emlak vergilerinin düşük olduğu bir mahallede yaşıyorsanız yandınız. Sizin çocuğunuz çok kötü okula gidecek kesin.
Bu kendini öğretmeye başlıyor bir süre sonra. Orada o mahallede doğan çocuklar suça itiliyor. O mahallede doğan çocuklar baştan itibaren bir şekilde mimleniyor ve etiketleniyor. Ve bu Amerikan sistemi içerisinde şimdiye kadar hep böyle ola geldi. Ferguson'da gördüğümüz bizim bu tarihsel birikimi veya şu anda Amerikan sosyolojisinde çok yaygın olan aslında ırkçılığın ve ayrımcılığın sadece bir parçasıdır. Bunu görmekte yarar var. Yani Obama iktidara geldiğinde ya da Obama başkan seçildiğinde işte yani Amerikan sisteminde bir tane siyahi bir başkan seçildi. Yani bu inanılmaz önemli denildi değil mi? Bu sembolik olarak kaldı. Bugün hapishane popülasyonuna baktığınızda yani mahkumlara baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 milyon zenci var. Yani siyahi var. Yani zenci kelimesini çok sık söylüyoruz ama siyahi demek lazım. Bunu da burada yani siyasetten doğru bir kelime değil. Zenci kelimesini kullanmak. Siyahi var. Hatta Afro-Amerikan var. Niye zenci bizde şey değil ki yani herhangi bir Afrikalı Amerikalı diyorlar değil mi? Amerikalı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yok ama yani biz black kelimesi pek kullanmıyor. Afro-Amerikan deniliyor ya da color, renkli black deniliyor. Black'i biz burada böyle çeviriyoruz ama da, içeriği aynı şekilde yüklü değil ya da yani. Bir zamanlar negro deniliyordu biliyorsunuz. Onların hepsi olumsuz çağrışımlar yaptırdığı için çünkü bu grupla ilgili olarak, siyahilerle ilgili olarak hem popüler kültür hem medya hem her yerde çok olumsuz ön yargılar oluşturuldu. Amerikan filmlerine baktığınız zaman good guy beyazdır, bad guy genelde siyahidir. Uyuşturucu ticareti yapanlar siyahidir, işte çok başarılı kesimler beyazdır. Bütün bunlar bize aslında o ülkedeki baskın, dominant anlayışı, bakışı gösteren şeyler. Ve popülasyona baktığımızda, hapishanedekilere, mahpuslara baktığımızda Amerika nüfusunun %10'u civarında şu anda %10.3 galiba siyahilerin oranı. Hapishanede %60-%70. Nasıl oluyor bu iş? Yani bu insanlar doğrudan suç işleme eğilimli insanlar mı? Bunu diyenler ırkçı kesimlerdir. Yani siyahiler başarısız olur eğitimde, siyahiler zaten uyumsuzdur, siyahiler zaten bu Amerikan toplumunun çok ciddi bir problemidir. Ve oradan belki birazdan Avrupa'ya da geçebiliriz. Avrupa'da zaten çok ciddi problem onu var. Onu söyleyecektim. Yani bu Amerika ile sınırlı bir şey değil. Yani Amerika'da bir ırk ayrımcılığının çeşitli şekillerde devam ettiği tartışmaları sürüyor bugün. Bu bir medeniyet krizidir. Bu bir uygarlıkla ilintili bir sorundur. Yani sizin insan anlayışınız, toplum anlayışınız, devlet anlayışınızla alakalı bir durumdur bu. Siz vatandaşlarınıza nasıl muamele ediyorsunuz? İnsanları nasıl görüyorsunuz? Onları dinlerine göre, renklerine göre, ırklarına göre ayırıyor musunuz, ayırmıyor musunuz meselesi bir medeniyet sorusudur, bir uygarlık sorusudur. Bugün